Futbol asla sadece futbol değildir. Simon Cooper'ın kült kitabının adı olan bu söz, kuşkusuz ki doğru olarak kabul edebileceğimiz önermelerden bir tanesi. Voley hikayelerinin bugünkü bölümünde milli takım etrafında toplanmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Nefret dili maalesef ülkemizin her kesiminde tahakkümünü sürdürür durumda. Futboldan siyasete, sokaktan iş alanlarına kadar her kesimde bu dilin kullanılır olduğunu görüyoruz. Tabii ki futbolda bu durum daha keskin şekilde ilerliyor. Yöneticiler bazında oluşan gerginlikler, demeçler, hatta hakarete varan ifadeler ortamı gitgide geriyor ve kutuplaşmaya yol açıyor. Halbuki bir futbol topunun etrafında birleşmek, hele ki şu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Büyük kulüplerimizin bu konuda önce olması gerekirken, onlar bu nefret dilini körükler durumdalar. Hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde hepimizin daha sağduyulu davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önceki sezonlarda genelde 28. haftadan sonra görmeye başladığımız olaylar silsilesi bu sezon lig başlar başlamaz gerçekleşti. Bu durum gerçek futbol severleri oldukça üzmekte. Bu nedenlerden ötürü Arnavutluk maçını sadece bir futbol karşılaşması gibi görmemek gerekiyor. Cuma akşamı Kadıköy'den alacağımız 3 puan hem bize 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na bir adım daha yaklaştıracak hem de ülkemizin içinde bulundurduğu bu gergin ortamda yüzümüzü bir nebze de olsa güldürecek. Milli formanın ağırlığı işte bu dönemlerde ortaya çıkıyor ve o formaya layık olmanın aslında ne kadar zor olduğu. 2009-2020 Cemil Usta sezonunun başlangıcında gerginliklerin ön plana çıktığını söyledik. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında oluşan bu atmosfere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de eklenince ortalık iyice elektriklendi. Oynanan futboldan çok yapılan hakem hataları ve iddia edilen algı operasyonları konuşulmaya başlandı. Spor programlarının ana gündem maddesini saha içi taktik ve planlardan çok bu konular oluşturdu. Bu durumdan nemalanmaya çalışanlar elbette ki olacaktır fakat aklı başında futbol severlerin gitgide bu oyundan uzaklaştığını görmemek için kör olmak gerekiyor. Milli takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde önce Arnavutluk, daha sonra da deplasmanda Fransa ile oynayacak. Bu iki maçtan alacağımız puan ya da puanlar bize belki de Euro 2020'nin yolunu açacak. Ama bundan önemlisi ülkemizde özlediğimiz futbol iklimini yeniden sağlayacak. Çünkü bu genç çocuklar bu formanın ağırlığını ve önemini çok iyi biliyorlar. Bizim yapmamız gereken ise onların bu emeğinin karşılığını vermek ve her zaman destekçileri olmak. Bundan 3 yıl önce 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanılan olaylar hala hepimizin hafızasında. Belki prim, belki de başka bir sebepten ortaya çıkan tartışma kabul etmemiz gerekir ki halkımızın milli takımımıza olan bakışını olumsuz yönde etkiledi. Aslında sebebi de hiç önemli değil. Mühim olan şey Türkiye milli takım formasına layık olabilmek. Lucescu dönemiyle beraber milli takımının yenilendiğini ve gençleştiğini söylememiz gerek. Henüz 20-24 yaş bandında olan bu gençlerin oluşturduğu milli takım hepimize gurur veriyor. Merih Demiral, Çağlar Soyuncu, Zeki Çelik gibi oyuncular neredeyse ligimizde hiç oynamadan Avrupa'nın en büyük liglerine transfer yaptılar. Bundan 2 sene önce sokakta görseniz tanımakta zorlanacağınız bu oyuncular ülkemizi Serie A'da, Premier Lig'de, Lig 1'de ve Bundesliga'da temsil ediyorlar. Oyuncu ihracatında neredeyse zirve yapmışken yerli yabancı sınırını konuşmak da ayrıca ironik. Şimdi bu gençlerden oluşan takımın eşik atlama zamanı geldi. Hata da yapsalar biz biliyoruz ki çalışmaktan hiç vazgeçmeden yollarına bakacaklar ve bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Ülkemizde son dönemde yaşadığımız futbol içi gerginlikler hepinizin malumu. Bunlar yetmezmiş gibi Amerika Başkanı'nın attığı tweet dünyada gündem maddesi oldu. Bu anlarda futbolun birleştirici unsuru olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Toplumun her kesiminin milli takımın arkasında durup takım gözetmeksizin desteklemesi tek temennimiz. 2002'deki Dünya Kupası ruhunu, 2008'deki geri dönüşlerde neler hissettiğimizi hatırlayıp özümüze dönmek en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri. Aşmamız gereken bir diğer husus ise milli takımdaki kulüpçülük. Maalesef son dönemde taraftarlar kendi takımında oynayan oyuncuları milli takımda daha fazla destekliyorlar. Bunun yanında da rakip takımın oyuncusunun hata yapmasından veya başarısız olmasından keyif alır hale geldiler. Sahada oynayan oyuncular sosyal ortamlarında çok rahat arkadaşlık yürütebiliyorken taraftarların böyle bir psikolojiye girmelerini anlamak çok kolay değil. Son dönemde gösterdiği çıkışla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Dorukhan Toköz'ün yaşadığı sakatlık futbol severleri derinden yaraladı. Ameliyat olduğu gün milli takımın tam kadro Dorukhan'ı ziyaret etmesi aslında bu tartışmaların ne kadar sığ olduğunu kanıtlar nitelikte.
Umuyoruz ki Dorukhan da bir an önce iyileşir ve Euro 2020'de milli takımdaki yerini alır. Videonun bu kısmında ise A milli futbol takımımızın 2020 yolunda eleme grubunda kalan maçlarını ve gruptan çıkma olasılığını değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile birlikte H grubunda yer alıyor. 6 maçı tamamlanan grupta Fransa'nın averaj ile önünde lider olan A milli futbol takımımız için her şeyden önemlisi Fransa ve İzlanda maçlarından önce Arnavutluğu mağlup etmek. Çünkü Arnavutluk sandığımızdan daha zor bir ekip. Napoli'de forma giyen Hisaş takımın en flash oyuncusu olarak göze çarpıyor. Forvet'te ülkemizde de Akisar Spor forması giyen Sokol Çikaleşi'nin performansı göz dolduruyor. İzlanda'yı grubun son maçında kendi evlerinde 4-2 yenmeleri grupta Arnavutluğun da şansını arttırdı ve bu maçı bizim için daha zor kıldı. Arnavutluk grupta 9 puanla 4. sırada yer alıyor. 3. İzlanda'nın 12, 2. Fransa ve lider takımımızın 15 puanı var. Bizim Arnavutluk ile Kadıköy Ülker Stadyumunda oynayacağımız maç esnasında İzlanda'da kendi evinde Fransa'yı ağırlayacak. Arnavutluk için kazanmaktan başka çare yok, tıpkı takımımız gibi. Arnavutluk kazanmak isteyip İzlanda maçından beraberlik bekleyecek. Bizim için ise tablo oldukça net. Cuma akşamı alacağımız 3 puan öncelikle Arnavutluğu büyük ölçüde sap dışı bırakacak. İzlanda'dan gelecek bir Fransa galibiyeti bizim için çok daha iyi olur düşüncesindeyim. Bu resimde pazartesi günü Fransa'ya kaybetmekle çok sorun yaratmayacaktır. Grubun tüm dengesini Konya'da Fransa'yı 2-0 yenerek lehimize çevirmiştik. Şimdi kazanmamız gereken maçlarda hata yapmayarak bunu perçinleme zamanı. Eleme grubunun ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşmıştık. Sağdan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 galip ayrılan takımımız gruba 3 puan ile başlamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in kuşkusuz Arnavutluk maçı 11'i ile Fransa maçı 11'i aynı olmayacaktır. Kendi evimizde mutlak kazanmamız gereken bir maçta hücum ağırlıklı oynayacağımızı tahmin ediyorum. Kalede Mert Günok'un başlaması beklenirken savunma dörtlüsünün Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Soyuncu ve Umut Meraş'tan oluşması tahmin ediliyor. Takımı 4-4-2 formatıyla sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, orta sahada Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı'yı oynatmayı planlıyor. İleri uçtaki ikili ise Burak Yılmaz ve Cenk Tosun. Burak ve Cenk'in uyumu daha önceki maçlarda da göze çarpmıştı. Beni bu maçta düşündüren tek nokta ise takımımızın son iç saha performansı. Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle geçen ve maçın bazı anlarında soğuk derler döken oyuncularımızın bu karşılaşmada daha sakin kalıp skoru erken bulmaları gerekebilir. Rakip Arnavutluk Andorra'dan çok daha güçlü ve bize ceza kesebilecek oyunculara sahip. Grubun diğer maçında ise Fransa'nın İzlanda'ya konuk olacağını söylemiştik. Arnavutluğa deplasmanda 4-2 kaybeden İzlanda için bu maçta tek yol 3 puan. Bizim beklediğimiz sonuçların gelmesi halinde Türkiye 18, Fransa 18 puanla grubun ilk 2 sırasını alacak. İzlanda elemelerin bitmesine 3 maç kala 12 puanda kalacak. Daha sonra Fransa'dan alacağımız bir beraberlik grubu %90 oranında ilk 2'de bitirmemizi sağlayacak. Kötü senaryoda Fransa'ya kaybetsek bile İzlanda'yı kendi evimizde yenersek gruptan matematiksel olarak da çıkacağız. Tüm bu yönleriyle Arnavutluk maçı hayati bir önem taşıyor. Sahaya ortaya koyacağımız doğru oyun planı Andorra maçında yaşadığımız olumsuz durumların tekrarlanmaması demek. Bu maçın doğru oyun planı nedir? Biraz da bunun üzerine duralım. Öncelikle Andorra maçında yaptığımız en belirgin hata çabuk oyun ile telaşlı oyunu birbirine karıştırmamızdı. Panik havasıyla set oynamamız gereken anlarda direkt hücum, boşluk yakaladığımız anlarda da hata yapmamak için ağır kaldık. Bu maçta ise öncelikle sakin kalabilmek her şeyden daha önemli. Arnavutluk ekibi sert oyunculardan kurulu, rakibi bozmaya yönelik oynayan bir takım. Daha kaliteli oyunculardan kurulu olduğumuz bir gerçek ama rakibin istediği senaryoda oynamaya kalkarsak onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkmasını beklediğimiz takımımızda sağ bekte oynayacak olan Zeki Çelik formu ve kalitesiyle güven veriyor. Hücumda ve savunmadaki pozisyon bilgisiyle takımımıza katkı sağlamasını beklediğimiz Zeki'nin yanındaki stoper ikilisinde Merih ve Çağlar'ın oynamasını bekliyoruz. Avrupa'nın iki dev liginde görev yapan bu oyunculardan Merih, Juventus'ta düzenli olarak forma giymese de Bonucci, De Ligt, Ronaldo gibi oyuncularla antrenman yapıyor, sırf bu bile müthiş bir gelişim nedeni. Çağlar ise çok daha büyük övgüleri gerçekten hak ediyor. Premier Lig, dünyanın tartışmasız en zor ligi. Savunduğu forvetlerin mali değeri ligimizdeki takımlar kadar. Fakat Çağlar Leicester'da gösterdi ki
bir Türk oyuncusu da o seviyelerde var olabilir ve kendini gösterebilir. Çağlar Söyüncü'yü birçok stoperden ayıran özellik ise fiziki durumunun yanı sıra sol ayaklı olması ve topla oyun kurabilmesi. Sol ayaklı stoper dünyada çok fazla yetişen bir oyuncu tipi değil. Çağlar'ın en yüksek seviyede bu oyunu oynayabilmesi bizim için en büyük artılardan biri. Sol bekte ise Hasan Ali Kaldırım sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Onun yerine Moldova deplasmanında da görev yapan Umut Meraş'ın oynamasını bekliyoruz. Tabii ki Ömer Bayram da alternatiflerden bir tanesi. Orta saha kurgusunda Hakan Çalhanoğlu'nun performansı bizim için belirleyici noktalardan biri. Frikik ve kornerlerdeki etkinliğiyle tanıdığımız Hakan'ın biraz daha oyunun içine girip Burak ve Cenk'e yakın olması gerekiyor. Göbekteki ikili ise Mahmut ve İrfan Can. Ozan'ın da burada oynayabileceğini söyleyelim. Bu üçlüden hangi ikili oynarsa oynasın, yapmaları gereken şey topu hızlı çevirip tempoyu yükseltmek. Cengiz Ünder ve Abdülkadir Ömür gibi süratli kanat oyuncularımızın olmayışı nedeniyle yapabileceğimiz tek şey topun hızını arttırmak. Mahmut da, Ozan da, İrfan da, hatta oynarsa kaptan Emre Belezoğlu da bunu mükemmel yapabilecek oyuncular. Sağ kanatta ise ya Yusuf Yazıcı ya da Deniz Sürüç forma giyecek. Yusuf Yazıcı'nın kaleye yakın 10 numara pozisyonunda oynaması bence oyuncu için daha da iyi olacaktır ama Lille'deki hocası Galter de Yusuf'u 4-4-2'nin sağında kullanmaya başladı. Kaleden uzaklaştıkça etkinliği azalan Yusuf'un ne yapıp edip şut menzilinde top ile buluşması gerekiyor. Deniz Türüç'ün oynadığı senaryoda da bunu benzer şeyleri konuşabiliriz. Yusuf'a göre orta sahayla bağlantısı daha iyi olan Deniz'in de gol yollarında geliştirmesi gereken durumlar var. Bahsettiğimiz bu iki oyuncunun da Arnavutluk önünde süre alacağını düşünüyorum. Gelelim ileri ikiliye. Cenk Tosun ve Burak Yılmaz, A milli futbol takımımızın kadrosunda Emre Belezoğlu'ndan sonra gelen en tecrübeli oyuncular. Cenk'in Everton ile Premier Lig'de süre alamadığını biliyoruz. Fakat Tosun Paşa, milli formayı üzerine geçirdiğinde bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Moldova maçında kaydettiği 2 gol bunun en net göstergesi. Burak Yılmaz'ın sakat olduğu maçlarda tek forvet olarak da sahaya çıkan Cenk, bu şekilde de çok başarılı olacağını gösterdi. Tabii Burak Yılmaz'ın varlığı Cenk kadar tüm Türk futbol severleri de rahatlatıyor. Burak Yılmaz'ı daha önceki sezonlarda sadece gol vuruşlarındaki etkisiyle hatırlıyorduk fakat son döneminde oyunun içinde de müthiş bir silah olduğunu bizlere kanıtladı. Pas bağlantılarındaki başarısı, rakip stoperlere yaptığı çapraz koşularla dağıtması Burak'ın CV'sine eklediği özelliklerden oldu. Cenk ile yakaladığı uyumdan da söz etmemiz gerek. Burak'ın biraz önce bahsettiğimiz çapraz koşularının arkasında çok iyi sızmalar yapan Cenk, Arnavutluk maçında da böyle bir fırsattan yararlanıp skoru yapabilir. Rakibin iyi kapandığını ve sert stoperlerle mücadele ettiğini düşünürsek forveti ikilemek onların da dengesini bozacaktır. Detaylı bu incelemenin ardından sözlerimi videonun başına yaptığım dileklerle tamamlamak istiyorum. Ülkemizin bayrağını taşıyan herkesin arkasında durmak bize düşen en büyük görev. Oldukça gergin ve hayati bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde futbolcularımızın Arnavutluk maçında elde edeceği 3 puan yüzümüzü güldürecek ve herkese mutluluk kaynağı yaratacak. Umuyorum ki Cuma akşamı Arnavutluğu kayıpsız geçip 2020 yolunda güçlü bir adım daha atarız. Voley hikayelerinin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.